Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün sizi güldürmek istiyorum. Lakin önce iki hususta dikkatinizi çekeceğim. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın bizim Esad'ı yenmek ve yenmemek diye bir derdimiz yok açıklaması ki bu ifade hakikaten sözün bir kere daha bittiği yerdir. Yahu Tayyip Bey madem öyle Suriye'ye niye savaş ilan edildi? Eğit donatlarla cihatçı yetiştirilip neden gönderildi? Niçin yüz binler öldü, Suriye yıkıldı ve Mehmetçikler şehit düştü? Ayrıca sen demedin mi Emevi Camii'nde namaz kılacağız, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın yeri yok diye? Böyle bir dış politika olur mu? Böyle bir devlet yönetilir mi? Ve bunun hesabı sorulmayacak mı değerli dostlar? İlaveten Erdoğan Esad'a kırmızı halı sererse Esed diyenler ne halt edecek? İkinci konu şu, malumunuz günümüzün realitesi, insanlar önce ambalaja bakıyor. Bu yazdığınız yazı ve yaptığınız video için de geçerli. Dikkat çekici başlık olursa daha çok okunuyor, daha çok takip ediliyorsunuz. Bu olgudan hareketle birkaç gün önce Meral Akşener, Abdullah Çatlı'nın sevgilisi miydi diye bir video yayınladık ki ne başlıkta ne de videoda böyle bir şeyin olduğu asla söylenmedi. Öyleyken kimi takipçilerim durumu yanlış anlayıp üzüldüler ve beni aradılar. Videomda yok ancak yine tekrar edeceğim. Meral Akşener ile Abdullah Çatlı arasında asla ve kat'a öyle bir ilişki söz konusu değildi. İlaveten o olayın merkezinde olan dostlar anlattı. O düğün özel harekatçıların değil avukat Fatih Volkan'a aitmiş ve Akşener ile Çatlı ayrı ayrı masalarda oturmuşlar. Mahmut Övür de o düğüne davetli değilmiş. Abdullah Çatlı ile ilgili görüntü ararken emanet aldığı düğünün video kasetinin tamamını yayınladığı için vurulmuş. Hadise bu. Gelelim siyasi anekdotlara. Biliyorsunuz siyasetçiler de neticede sıradan insan yani toplumun aynasıdırlar. Aralarında çok esprili olanlar oluyor ki işte onlardan biri Ali Rıza Septoğlu'ydu. Şıh yani şeyh olarak bilinen Septoğlu Elazığ Palulu'dur. Yıl 1979. Ali Rıza Septoğlu bakandır ve Elazığlı hemşehrilerini arar. Yarın geliyorum miting yapacağım iyi bağırın ha der. Yakın çevresi toplama kalabalığı mitingin yapılacağı alanın ön tarafına yerleştirir ve bakın şık ne derse hep öyledir begim diyeceksiniz ha diye sıkı sıkıya tembihler. Septoğlu gelir ve kürsüye çıkar. Bizim için milletvekili olamaz dediler, olamadık mı? Toplama kalabalık, öyledir begim. Bizim için okuması yazması yok dediler, dışarıdan diploma alamadık mı? Kalabalık, öyledir begim. Şuraya buraya işçi almadık mı? Kalabalık, öyledir begim. Septoğlu devam eder. Ama muhalefet bana hırhız deyi. Kalabalık, öyledir begim. Ali Rıza Bey şaşırır. Ne diyorsunuz lan ben hırhız mıyım? Kalabalık, öyledir beyim. Septoğlu çıldırır. Ha siktirin lan pustoğulları. Ali Rıza Septoğlu'yla devam edelim. Süleyman Demirel başbakandır ve Ali Rıza Bey Orta Doğu gezisi heyetini alır. Suudi Arabistan'dayken Demirel Septoğlu'nu Suudili bir Arap şeyhle tanıştırıp bu da bizim şıkımız der. Arap şeyh Septoğlu ile bir süre sohbet ettikten sonra sorar. Sende avrat kaç tane? Bende tam 6 tane der. Ali Rıza Bey'den cevap. Avradın 6 tane de kaç yardımcın var onu söylesene. Yine Septoğlu meteorolojiden sorumlu bakandır ve lise mezunu birini müdür yapmak ister. Lakin müsteşar efendim mümkün değil kanun izin vermiyor der. Şık bunun üzerine patlar. Ula ben ilkokulu dışarıdan bitirdim bakan oldum da adam liseyi içeriden bitirdi. Nasıl müdür olamayı? Devam edelim. Ali Rıza Septoğlu bakandır ve ziyaretine gelenlere çay söylemek için sürekli kapıya gider. Bunun üzerine sekreter, efendim ayağınızın altında zil var ona basın biz geliriz der.
Septoğlu hemen ayakkabısını çıkarıp gösterir ve vallahi de billahi de ayağımın altında zilmil yoktur. Yıl 2000, Başbakan Bülent Ecevit kendini ziyarete gelen Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a şunu aktarır. Sayın Yılmaz, az önce kötü bir şey oldu. Hayırdır Sayın Başbakan? Duvardaki Şevket Dağ'ın tablosu Bakan Eyüp Aşık'ın kafasına düştü. Eyvah, ne oldu peki? Çok şükür büyük şans eseri Sayın Aşık'a bir şey olmadı. Sayın Başbakan, ben Eyüp'ü değil o kıymetli tabloyu merak ediyorum. Ona bir şey oldu mu? Yıl 2000 yılının hemen başları. Batmak üzere olan İhlas Grubu patronu Enver Ören, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ten randevu ister. Görüşmede Başbakan Yardımcısı DSP Milletvekili Hüsamettin Özkan da vardır. Enver Ören Ecevit'e, efendim İsrail'den bir bankadan 100 milyon dolar alacağım ancak bir teminat mektubuna ihtiyacım var der. Ecevit Özkan'a döner ve şunu söyler. Hüsamettin Bey, kalemini ver de yazayım şu mektubu, iş görelim. Hayır, Ecevit şaka filan yapmadı, zira teminat mektubuyla normal mektubu ayıramayacak kadar hastaydı ve ona rağmen görevinden ayrılmayı düşünmedi ki o ana biri bir tanıklık ettim. Yıl 1995, Tansu Çiller başbakandır ve Paris'te 20 kişilik bir heyetle beraber yemekteyiz. Tansu Hanım'ın bir tarafında eşi Özer Çiller, diğer yanında kamyon şoförlüğünden siyasete girip SHP kontenjanından bakan yapılan Salih Sümer var. Menü masaya gelip herkes seçim yaparken yabancı dil bilmeyen Salih Sümer etrafa bakınır ve bunu fark eden Tansu Çiller hemen şunu söyler. Salihciğim, etrafına bakınma, sen ben ne yersem onu ye, aynısından iki sipariş verelim. Salih Sümer'den anında cevap. Olur Sayın Başbakanım ama bir şeyi katliyen yemem. Tansu Hanım sorar. Neyi yemesin Salihciğim? Kocan Özer'inkinin şeyini yemem. Ben dahil bütün masa yerlere düşer ve Çiller'de o kahkahaya katılır. Yıl 1997. Cumhurbaşkanı Demirel anlatmıştı. Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Hacı Bektaş'ta hakimlik yaparken şahit olarak dinlediği Fatma adındaki kadına şunu söyler. Kadın, bu ne kıyafet? Kendine üst baş alsana, biraz da giyinip süslensene, böyle mahkemeye gelinir mi? Kadın anında patlar. Hakim efendi, hakim efendi, sen beni ifadeye mi çağırdın, koynuna mı alacaksın? Yine İsmail Hakkı Köylüoğlu 12 Eylül'de darbe olup liderlerin gözaltına alındığını radyodan haberlerde duyunca evinde hemen kalkıp abdest alır. Lavabodan dönünce radyoyu tekrar açar ve yine aynı haber tekrarlanınca eyvah, bunlar milletvekili olduğum için beni de tutuklayacaklar deyip tekrar abdest almaya gider. Ard arda abdest almaya tanıklık eden oğlu sorar. Ya baba, hani biz bu yola baş koyduk, kefenimizi giyerek yola çıktık derdin. 5 dakika içinde 2 kere abdest ne demek oluyor? İsmail Hakkı Köylüoğlu patlar. Köpek oğlu köpek, baş senin değil benim başım. Yıl 2000'li yıllar. Hüsamettin Cindoruk Demokrat Parti Başkanı'dır ve Süleyman Demirel'e gider. Efendim, ben 5-6 aya aktif siyaseti bırakacağım. Genç biri gelsin benim yerime. Demirel, madem bu kadar kararlısın sen bilirsin ama bunu şimdiden sakın kimseye söyleme. Cindoruk, niye efendim deyince Demirel, bırak başkalarının selamını, çaycı bile gidecek olana çay vermez. Yıl 1991, SHP lideri Erdal İnönü ile Gaziantep'teyiz. Şehre girerken büyük bir izdiham var. Otobüsü kullanan şoför gayri ihtiyari şunu söyler. Çekil be adam, ezileceksin. Ön koltukta oturan Erdal İnönü atılır. Ezme adamı şoför bey, bir oy bir oydur. Yine Erdal İnönü, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için gittiği Paris'te akşam yanındaki heyetle beraber sinemaya gider. Film bitince İstemihan Talay İnönü'ye sorar. Efendim, filmi nasıl buldunuz? İnönü, çok beğendim ama iyi ki film erkenden bitti, yoksa çok fazla adam ölecekti.
Yıl 1970'ler. Yıldırım Akbulut siyaset öncesi Erzincan Belediyesi'nin hal müdürüdür. Bir gün bir memur kendisine şunu söyler. Efendim, zaman aşımına uğramış evrakları yakıp yer açalım. Zaten bir hükmü de kalmadı. Akbulut şu cevabı verir. Tamam, aynen öyle yapın ama ne olur ne olmaz gene her birinden birer fotokopi alın. İsmet İnönü bir gün pırpırlı uçakla İzmir'e gidiyor ve uçak alçaktan uçuyor. Torunu İnönü'ye sorar. Dedeciğim, o insanlar aşağıda ne yapıyor? Yavrum, onlar ürün ekiyor. Sonra o ürünleri biçip para ile bizlere satacaklar. Aynı küçük uçakta Osman Bölükbaşı da vardır. Torun Bölükbaşı'nın yanına gidip bana para verir misin aşağıya atıp bulanı sevindireceğim der. Bölükbaşı'ndan cevap, evladım parayı atarsan bir kişi sevinecek, dedeni at da bütün millet sevinsin. Tarih 12 Eylül darbe sonrası. Bir gün bir gazetede şöyle bir fıkra yayınlanır. Şilili diktatör Pinochet, darbe yapmak mı zor, turşu kurmak mı sorusuna, turşu kurmak zor zira turşu için onlarca hıyar gerekliyken darbe yapmak için 3 hıyar kafi demiş. Bu fıkrayı gören darbeci generaller kıyameti koparır ve basın danışmanı Ali Baransel'e fıkrayı yayınlayan o gazeteyi hemen kapatması için emir verir. Ali Baransel generallere şunu söyler. Efendim bakın 5 hıyar demedi, 3 hıyar dedi. Peki sonuç ne mi oldu derseniz vallahi şaka değil, o gazete bu şekilde kapanmaktan kurtuldu. Yıl 1990. Yıldırım Akbulut başbakandır ve hafta sonu İstanbul'dadır. Partisinin il başkanı Akbulut'a şu teklifi yapar. Efendim bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçı var, gidelim mi? Akbulut'tan cevap. Gerek yok, ben o maça geçen sene gittim. Yıl 1989. Turgut Özal'a Amerika Birleşik Devletleri'nde sorarlar. Sizde iki eski siyasetçi vardı. Biri romantik, biri klasik. Öldüler mi? Ne yapıyorlar onlar? Özal cevap verir. Romantiğin romanı bitti, tiki kaldı. Klasiğin klası gitti, geride kalanına da baba diyorlar. Yıl 1990. Turgut Özal bir gün, yahu şu İnönü'ye söyleyin biraz yemek yesin. Onu gören yabancılar, Türkiye'de kıtlık mı var diyor. Bu sözü işiten Erdal İnönü hemen şu karşılığı verir. Sayın Özal'ı görenler ülkedeki kıtlığın sebebini anlıyorlardır. Son olarak bir fıkra, AKP gençlik kollarından bir genç Trabzon'da kahve toplantısında iktidarın icraatlarını aktarırken İdris Emic'e sorar. Uşağım, sende zamparalık var mıdır? AKP'li genç, estağfurullah amcacığım, zina günahtır, biz harama uçkur çözmeyiz der ve konuşmasına devam eder. İdris Emice tekrar söz keser. Uşağım, sende rakı, şarap, esrar, kokain olayı var mıdır? Genç AKP'li, olur mu amca, onların hepsi haram, bizde öyle şeyler olmaz deyip yine devam eder. İdris Emice bir süre sonra tekrar araya girer. Peki uşağım, kumar, gazino, pavyon gibi şeyler var mıdır? AKP'li genç, tövbe amca, kumar, pavyon haram. İdris Emice hışımla ayağa fırlar. Ula bok yiyenin uşağı, karıya kıza gitmezsiniz, zamparalık yapmazsınız, içki, esrar nedir bilmezsiniz, kumar da oynamazsınız, pavyona da gitmezsiniz. O zaman ne masrafınız var da o kadar çok çalıyorsunuz? Son verirken videolarımı dostlarımızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.